garip şivesinin bana tüm Türkiye'de konuşulmadığını, bir dil değişimi olamaz. İnsanlar konuşuyor, ben bir başka konuşuyorum. Yani sürekli K'ler G ben. Antep şivesiyle ettiği beddua bile insana şirin geliyor. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğlenceli bir içerikle sizlerle birlikteyim. Bu içerikte ne anlatacağım sizlere? Bu içerikte bizim Antep şivesiyle ilgili birkaç şey anlatacağım. Öncelikle umarım keyfiniz yerindedir ve içerikleri beğeniyorsunuzdur. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, zil ve bildirimi açmayı, içerikleri beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Antep şivesinin bana tüm Türkiye'de konuşulmadığını, popüler olmadığını gösteren ilk örnek üniversiteye gittiğim yıldı. Ben 18-19 yıl Antep'te doğmuşum, büyümüşüm, yaşamışım. Etrafım hep Antepli, hep Antep şivesiyle iletişim kuruyoruz. Haliyle bir anda Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. İstanbul'a gittim, hazırlık okuyacağım. Bir dil değişimi olamadı. Çünkü biz insanlar lisede falan da hani İstanbul Türkçesi diyorlar. Öyle konuşuyorlarmış, onları öğrenmişler hep. Derslerde de Antep şivesiyle konuşurduk lisede. O yüzden bana bu çok yaygın bir şey gibi geliyordu. Tabii üniversiteye gittik, öyle olmadığını gördüm. Hazırlığa gittik, dersler başladı, insanlar konuşuyor, ben bir başka konuşuyorum. Çünkü ya niye böyle biliyor musunuz? O aralar mesela bir video çok dolaşıyordu internette. Bir tane Karadenizli spiker kadın vardı, güzel bir İstanbul Türkçesiyle konuşuyor önce. Sonra televizyonu açmadığını fark ediyor. Şey diyor işte, uyha bu televizyonu açmadım. Ben sanıyorum ki hani TV'lerde sadece İstanbul Türkçesiyle konuşuluyor ama onun dışında hangi şehre gidersen herkes o şehrin şivesiyle konuşuyor. Ben böyle olduğunu düşünüyorum yani ama öyle değilmiş tabii ki. İlk hazırlık İngilizce öğrenebiliyoruz. Ben sürekli K'ler G bende. Soru soracağım mesela, hocam bir cümlede ben kurabilir miyim? Böyle konuşuyorum şeyde. Şimdi bu tabii bir süre insana sempatik geliyor. Aa diyor işte çocuk yeni gelmiş Gaziantep'ten falan filan. Hoca da önce bir şey demiyordu. Urgan falan diye bazen şakalar yapıyordu falan. Sonra işte dedi ki canım benim tamam hani de hani bir şekilde yavaş yavaş böyle bir şimdi hazırlık hocalarının sanki öyle bir misyonu da var. Yani sen hani sadece İngilizce öğretmiyor da hani İstanbul'a geldin, yeni bir hayata başladın, şimdi bir şeyleri de değiştirmen lazım gibi böyle sert ya da böyle kırıcı bir şey söylemiyor ama kibar kibar onu şey yapıyordu, bana anlatıyordu. Bir de şey var mesela hitap şekli. Biz mesela kızlar erkekler fark etmez, herkes birbirine dayı diyor. Yani Rafık böyle bizim daha eski jenerasyonlar onu çok kullanırdı. Rafık. Ama biz hep dayı diyordu insanlar birbirine. O yüzden mesela Antep'ten beni kim ararsa arasın. Ben sürekli dayı diye konuştuğum için arkadaşlarım beni dayımla konuşuyor sanıyorlarmış sürekli. Sen de dayını ne çok seviyorsun falan diyorlar. Ben anlamıyorum. Niye diyorum? Hep seni arıyor falan diyorlar. Halbuki hep arayanlar başka insanlar. Onlar sanıyormuş ki ben dayımla konuşuyorum. Bizim bu sempatik gelen şeylerden bana bir tanesi de dayı hitap şekli. Bu arada ben şiveyi gerçekten çok seviyorum. Yani bana aşırı sempatik geliyor. Çünkü mesela annenizi falan kızdırırsınız ya da işte böyle bir olay yaşanır. Babaanneniz tam size sinirlenecek falan. Hani onların Antep şivesiyle ettiği beddua bile insana şirin geliyor. Yani ortam böyle gerileceğine kötü bir şey olduğunda aksine çabucak yumuşuyor yani. Buna bile komik geliyor yani. Çünkü öyle şey komik beddualar var ki yani Antep şivesinde. Hani olayın ciddiyeti uzun sürmüyor şive sayesinde. O yüzden seviyorum da yani şiveyi böyle hep böyle neşeli, hep komik, hep böyle gevşek, stresli bir şey konuşuyormuşsun gibi bir hava var şive sayesinde sürekli. Halbuki çok önemli şeyler konuşuyor bile olabilirsin ama olay öyle yansımıyor yani şiveden dolayı. Sonra bu şiveden sonra İstanbul'da işte yaşadığım şeylerden biri bizde şey çok önemli. Bir alışveriş yapacaksın.
ya da bir yere gideceksin falan, fiyat çok önemli. Yani en baştan bunun bilinmesi lazım kandırılmamak için. Ona biz işte kaç para, kaç para, kaç para sorarız hep yani nedir? Önce bir bilelim de hani ona göre alışveriş yapalım. Bir yere gezmeye gideceksek falan hani bilelim de sürpriz yaşamayalım. Antep'te çok meşhur yani bu kaç para, kaç para, kaç para. O yüzden bir İzmirli arkadaşım vardı. İsmail diye, o sürekli bana kaç para Kaan diye seslenirdi. Sağ olsun. O kaç para da bir süre üstümüze yapıştı. Bu kadar tabii Antep şivesinden bahsettikten sonra hani o ne oluyor da o gerginlikler ortadan kalkıyor. Konuşurken stresli anlarda bir iki örnek verip öyle bitireyim videoyu. Mesela işte trafikte diyelim ki yavaş ilerliyorsunuz. Önünüzde bir yaşlı biri duruyor. Gidemiyorsunuz. Arkadaki de bunu görmüyor. Sürekli kornaya basıyor diyelim. Ya camı açıp ya böyle aşağı inip yahu ney ney diye böyle bir sitem ettiğinizde hani bu şey olmuyor yani, oradan sonra muhabbet karşıdaki hani şey demiyoruz ya, kötü bir şey Allah belanı versin falan demiyor yani, ya niye bekleyin falan gibi bir şey söylüyor. Önümde biri var o yüzden bekleyeyim, hani az 2 dakika dur, öldün mü gidecek falan deyince kendiliğinden bence bunun böyle bir etkisi var yani insanlar üzerinde. Ya da babaanneniz, anneniz falan size kızacağı zaman çenen çekile diyor mesela. Ya çenen çekile ne demek kardeşim? Bunu düşünüyorsun, düşünüyorsun, bulamıyorsun. Çok konuştuğun zaman söylenen bir şey ama yani hiçbir şey ifade etmediği için olayın sende bir yıpratıcı tarafı da olmuyor yani. Bir de onların böyle bir Allah diye böyle yani bedduaya başlarken Allah çenen çekile falan diye böyle bir genişten alarak konuşma şekilleri falan var. Zaten olayı hiçbir şekilde ciddiye alıp da üzülemiyorsun, kızamıyorsun, gerilemiyorsun. Aksine dediğim gibi hani çok kısa sürede olaylar tatlıya bağlanıyor. Bu beni açıkçası çok mutlu eden şeylerden biri. Tabii ki zaman içerisinde İstanbul'da uzun süre geçirdikten sonra biraz Antep şivesi ikinci planda kaldı ama hani Antep'e gittiğim an ya da X bir Antepli'yi dünyanın herhangi bir yerinde gördüğüm an şiveye geri dönüyorum. Bununla ilgili anlatmak istediğim son şey, Mısır'la iş yapıyoruz. Mısır'a gidip geliyoruz sürekli. İş adamı bir abim var işte Antepli. Onunla beraber ben ona böyle biraz tercümanlık falan da yapıyorum gidip gelirken. Mesela toplantıda çok önemli bir şeyler söylüyorlar. Ben adama bunu Antep şivesiyle söylüyorum. Adam gülüyor, tamam mı? Diyor ki gerçekten öyle mi dediler ya falan diyor. Halbuki yani ben onu konuyu hani en iyi nasıl anlayabilecekse, çünkü çeviri bana biraz öyle geliyor. Yani tam söylediğinin birebir İngilizceden Türkçe'ye çevrilmesi çoğu zaman olayın böyle o önemini, hassasiyetini anlatmıyor da hani karşıdaki kişiyi tanıyıp ona göre böyle bunu, sonuçta ben yeminli tercüman falan değilim ya. Orada onların bana verdiği bir mesaj var, onu iletmem gerekiyor. Ona böyle Antep şivesiyle tercümanlık yapıyordum ve buna çok gülüyorduk. Bana komik gelen anlardan birisiydi bu. Bundan da bahsetmek istedim. Mesela işte şirket diyor ki biz işte sizi otelde misafir etmek istiyoruz, biz ödemek istiyoruz falan diyor. Adam diyor ki işte ne diyorlar falan. Ben diyorum ki abi işte siz ya oradan buraya kadar gelmişsiniz, şimdi size para mı ödetek? Tabii biz ödeyecek, hesabı ne varmış ha otelde mi, kaçı kaç kuruş falan diye çeviriyorum mesela bunu. Gülüyoruz yani, çok hoşumuza gidiyor bir yandan da. Sonuçta öyle çok ciddi iş diyalogları da olmadığı için. Öyle Antep şivesiyle ilgili söyleyeceğim sonsuz şey var ama biraz böyle örnekle anlatmak istedim. Biraz böyle ilk üniversiteye gittiğimde o Antep şivesinin tüm dünyada konuşulmadığını fark etmem biraz beni üzmüştü. Çünkü bence tüm dünya Antep şivesiyle konuştu, dünya çok daha sempatik bir yer olabilir. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, İçerikleri beğenmeyi, yorum yazmayı, zil ve bildirimi açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Antep şivesinin bana tüm Türkiye'de konuşulmadığını, bir dil değişimi olamaz. İnsanlar konuşuyor, ben bir başka konuşuyorum. Sürekli K'ler G'ler. Antep şivesiyle ettiği beddua bile insana şirin geliyor.